Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için yapımı oldukça pratik, aynı zamanda çok lezzetli bir karamel soslu muhallebi tarifi hazırladım. İpek gibi muhallebisi ve çok lezzetli karamel sosuyla favoriniz olacak bir tatlı tarifi oluyor. Sözü çok uzatmadan hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle tatlımın muhallebesini hazırlıyorum ve bunun için uygun bir tencerenin içerisine 125 gram kadar katı yağ koydum. Katı yağ güzelce eriyince içerisine 200 mililitrelik su bardağıyla 1 su bardağı unumu ilave ediyorum. Unun kokusu çıkana kadar sürekli karıştırarak yaklaşık 1-2 dakika boyunca güzelce orta ateşte kavuruyorum. Yağ ile birlikte unu mutlaka güzelce kokusu çıkana kadar kavurun ki muhallebinizde un kokusu olmasın. Şimdi de bir çırpıcı terle sürekli karıştırarak yavaş yavaş sütümü ilave ediyorum. 1 litre kadar süt kullandım ben bu tarifte. Sütü yavaş yavaş ekliyorum ve sürekli çırpma teliyle de karıştırıyorum. Sürekli karıştırmaya özen gösterin ki un muhallebin içerisinde topak topak kalmasın. Şimdi de muhallebimin içerisine 200 ml'lik su bardağıyla 1 su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Muhallebimizin şekerini de ekledikten sonra tencerenin başından ayrılmadan sürekli çırpma teliyle karıştırarak muhallebimi pişirmeye devam ediyorum. Muhallebi sürekli karıştırırsanız hem pürüzsüz hem de çok güzel bir kıvam alacaktır. Gördüğünüz gibi muhallebim koyulaşmaya başladı. Son olarak da içerisine bir paket vanilya ekledim ben. Vanilyayı da ekledikten sonra yine güzelce karıştırıyorum. Ve bir dakika boyunca yine biraz kaynattıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Böyle muhallebimin üzeri göz göz olunca artık ocaktan indirdim. Muhallebinin kıvamının daha da güzel olması için ben bu aşamada bir blender yardımıyla güzelce yaklaşık 2 dakika boyunca muhallebimi karıştırıyorum. Sizler de böyle yaparsanız muhallebinizin kıvamı çok daha güzel olacaktır. 2 dakika boyunca muhallebimi bu şekilde karıştırdım. Böyle yaptığınızda kreması böyle ipek gibi çok güzel bir kıvamda oluyor. Sizlerin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben bugün tatlımı bu şekilde kuplarda hazırlayacağım. Sizler dilerseniz direkt kare borcam içerisine de dökebilirsiniz ya da benim gibi bu şekilde tatlı kaselerinde de yapabilirsiniz. Şimdi eşit olacak şekilde Tüm kaselere hazırlamış olduğum muhallebimi çok bekletmeden paylaştırıyorum. Ben muhallebiyi tatlı kaselerime boşaltmak için ayrı bir sos kabının içerisine döktüm. Sizler dilerseniz direkt tencereden kepçe yardımıyla da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi 6 tane tatlı kasemi doldurdum. Kalan muhallebimi de şöyle küçük bir kasenin içerisine aldım. Kenarda muhallebimiz soğurken biz de şimdi karamel sosumuzu hazırlayalım. Bunun için uygun bir tavayı ocağın üzerine aldım ve içerisine bir su bardağından böyle 3 parmak eksik olacak şekilde toz şekeri güzelce döküyorum. Tavanın tabanının her yerine gelecek şekilde toz şekeri yayarak döktüm. Sonrasında şöyle bir düzelterek de ocağımın altını açtım. Bu arada ocağınız kesinlikle en kısık ayarda olmalı. Yüksek ateşte açarsanız eğer tava içerisindeki şeker birden böyle yanar ve acımsı bir lezzeti olur. O yüzden mutlaka sabırla kısık ateşte şekerin erimesini beklemeniz gerekiyor. Bu aşamada hiçbir şekilde karıştırmayalım. Ağır ağır kendi kendine erisin. Biz de kenarda nişastalı suyumuzu hazırlayalım. Bir dolu yemek kaşığı nişastam var. Onu da ayrı bir kasenin içerisinde döküyorum ve sonrasında içine böyle yarım su bardağı kadar suyu ilave ediyorum. Suyu ekledikten sonra nişastayla birlikte böyle güzelce çırpıyorum ve bunu bir kenarda bekletiyorum. Şimdi de tava içerisindeki şekerin az bir miktarı erimemişti. Bu aşamada bir spatula ile karıştırıyorum ki tüm şeker güzelce erisin. Şöyle karıştırarak da kalan şekerin güzelce tava içerisinde erimesini sağlıyorum. Ara ara bu şekilde tavayı da sallayabilirsiniz. Yapmış olduğum bu karamel sos içerisinde herhangi bir krema kullanmayacağım. Hem maliyeti az hem de çok lezzetli bir karamel sos olacak. Tüm şeker eridikten sonra içerisine bir su bardağı suyu döktüm. Suyu dökerken lütfen kontrollü ve yavaşça dökelim. Üzerimize herhangi bir sıçrama meydana gelmesin. Bu aşamada böyle çok az daha su ilave ettim içerisine ve şeker eriyinceye kadar güzelce spatulayla da ara ara karıştırarak Karamel sosumu hazırlamaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi suyu eklediğimizde içerisindeki şeker bu şekilde dondu. Ama hiçbir şekilde gözünüzü korkutmasın. Çünkü kaynadıkça o şeker de eriyecek ve bu şekilde bir kıvam olacak. Güzelce tüm şeker eridikten sonra kenardaki nişastalı suyumu da şöyle bir karıştırıyorum. Ve sonrasında içerisine döküyorum döktükten sonra da yine sürekli karıştırarak çırpma teli yardımıyla kıvam alıncaya kadar kaynamaya bırakıyorum. Bu arada ocağımın altı bu aşamada orta ateşte. Orta ateşte karamel sosumu kıvam alıncaya kadar kaynatmaya devam ediyorum bahsetmiş olduğum püf noktalarına dikkat ederseniz şekeri ağır ateşte yavaş yavaş eritirseniz bu karamel sos hiçbir şekilde acı olmaz. Rengi de kıvamı da çok güzel olur. Aynı zamanda içerisinde de krema olmadığı için de hem az maliyetli hem de çok lezzetli bir karamel sos tarifi oluyor. Böyle üzeri göz göz olup kaynayınca ve kıvam alınca artık karamel sosumu da ocaktan indiriyorum. Evet ocaktan indirmiş olduğum karamel sosumu şöyle yakından da size hem kıvamını hem de rengini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir karamel sos oluyor. Şimdi biraz ilk sıcakta çıktıktan sonra yine bunu da sos kelsemin içerisine alıyorum ve sonrasında muhallebilerimle buluşturma vakti. Kenarda bekleyen muhallebilerim de çok güzel soğudular. Şimdi muhallebilerimin üzerine karamel sosumu da döküyorum ve şöyle kaselerimi de ileri geri sallayarak her yerine eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. Videomu tam da buraya kadar izleyenlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Tatlılarımız ortam sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırıp en az 2 saat boyunca dolapta iyice soğutalım. Ben soğurken de süslemek için bu şekilde beyaz çikolatayı bıçakla keserek hazırladım. Ben bugün biraz beyaz çikolata ve biraz da toz fıstık kullanarak süsleyeceğim. Sizler de evinizdeki mevcut malzemelerinizle dilediğiniz şekilde tatlılarınızı süsleyebilirsiniz. Yapımı hem pratik hem de çok hafif bir sütlü tatlı tarifi oluyor. Sizlerin de bu güzel tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Orta kısımlarına serpiştirmiş olduğum toz fıstık ve beyaz çikolatayla hem görünümü hem de lezzetiyle çok güzel bir Tatlı tarifi oldu şöyle bir kaşık alarak da size kıvamını yakından göstermek istiyorum İpek gibi kreması ve çok lezzetli karamel sosuyla bu tarifi mutlaka denemelisiniz Evet bir tarifimi daha sonuna geldim beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum Tarifim hakkında varsa sorularınız yorumlar kısmına bekliyorum Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.